Memurlar Haber kanalından hepinize iyi günler arkadaşlar. Bu videoda bilgilendirme videosu sizlere vereceğiz arkadaşlar. Kanala abone olup zil açarsanız hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız diyorum ve detaylara geçiyorum arkadaşlar. Herkesin merak ettiği soru tayin, becai hakkı var mı yok mu? Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü ve bağlı hastanelerde 4D kapsamında işçilere tayin hakkı, üstüne basa basa tekrardan söylüyorum. Sadece eş durumundan ve sağlık durumunu sağlık kurulu raporuyla beyan edenlere verildi. Ayrıca mevcut yerinde 2 yıl çalışmış olan taleplere bulunabilir gittiği yerde 2 yıl çalışma zorunluluğu var. Yani arkadaşlar 2 yıl bir yerde sabit duruyorsunuz. Ondan sonra tayin isteyebiliyorsunuz. Gittiğiniz yerde de 2 yıl sabit durmak zorundasınız arkadaşlar. Bu iki sebep haricinde tercihe göre bir tayin hakkı maalesef verilmedi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrardan söylüyorum. Bir eş durumu iki sağlık kurulu raporuyla sağlıkla alakalı tayin hakları verildi. Lakin iki yıl çalışma zorunluluğunuz var. Bulunduğunuz yerde arkadaşlar bilginiz olsun. Bunun harici bir herhangi bir tayin hakkı Sağlık Bakanlığı açısından verilmedi. Becaiş hakkı da verildi. Zaman şartı yok. Becaiş'te de aynı kadroda anlaşan iki kişi iller arası yer değiştirebiliyor. Bu sadece Sağlık Bakanlığı için geçerli. Diğer kurumlarda şu an için ben böyle bir şey olup olmadığını tam olarak bilmiyorum ama Sağlık Bakanlığı için geçerli. Talepler Mayıs ayında iller arası yönetim hizmetleri genel müdürlüğü tarafından alınıyor. İl içi ise Sağlık İl Müdürlüğü tarafından dilekçeler alınıyor. Haziran ayında atamalar yapılıyor. 2020 toplu sözleşmesinde bu maddeler var arkadaşlar. Ancak şu an için pandemiden ötürü askı, askıya alındı ve durduruldu. Bir dipnot daha ekleyeyim sonra videoyu bitireyim. Üniversite hastaneleri özel kurumlar olduğu için Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmadığından dolayı bu haklar dışındadır. Bilginiz olsun. Üniversite hastaneleri bu haklar dışındadır. Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı hastaneleri için konuştum. Az önceki saydığım maddeleri. Diğer bakanlıklarda çalışanlar için henüz böyle bir hak mevcut olmadığını düşünüyorum. Ben duymadım. Eğer varsa yazın arkadaşlar videonun altına bizler de bilgilenelim diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ekranda gördüğünüz iki videoyu da izlemeniz yararınıza olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.